Günaydın. Kalkanda üçüncü gün. Üç mü dört mü artık bıraktık, biz de saymıyoruz. Gitgide kalkana mı alışıyoruz, sıcak havaya mı alışıyoruz bilmiyorum. Her gün biraz daha güzel, daha yaşanası geliyor. Biraz ayılalım, yemekler yiyelim. Bugün gezeceğiz. Bugün grup olarak bir yerlere gitmesek de biz bir yerlere gideceğiz. Geldik. Kamyon falan var. Çok güzel. Yani müthiş güzellik. Lafımız yok da. Yani bildiğiniz bayağı trafik var burada ya. Şimdi bakacağız, çıkacağız. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. O zaman değerli arkadaşlar, ya gerçi çoğunuz biliyorsunuz biliyorum ama sizler için hiçbir masraftan çekinmiyoruz. Ve Kaputaş'ın harika görüntüsünü. Yalnız bu çocuk buradan bu drone'u uçurur, onu söyleyeyim. Buradan o drone'u uçururum, buradan böyle müthiş de olur. Görüyor musunuz değerli arkadaşlar? İşte Türkiye'nin reklam yüzü Kaputaş. Yakında buradan viyadük geçireceklermiş, umarım. Biliyorsunuz her yeri şirketleştirmeliyiz. Her yeri bir yerlere ihaleyle vermek zorundayız. Ve her kum tanesinin üstüne şezlong koyup para almak zorundayız. Niye? Çünkü biz Türk'üz. Elinizi vicdanınıza koyun, siz söyleyin. Sizce bu şemsiyeler olmasa daha mı güzel olur, daha mı kötü olur? Neyse, bu kadar huysuz ihtiyarlık yeter. Sanıyorum 10 sene önce falan bir Kaputaş'a gelmiştim ben. Tabii ki o zamanlar böyle değildi. Tabii ki o zamanlar bu kadar araba da yoktu. Bomboştu ya, hiç unutmuyorum ya, bomboştu. 4 kişi falandık ilk yani. Ben buraya ilk geldiğimde. Tabii akşamüstüydü, belki onun da etkisi olabilir bilmiyorum ama harikaydı. Unutamıyorum. Neyse yine güzel, yine tadını çıkartacağız bir şekilde. Sadece daha güzel hallerini hatırlayınca insan bir böyle bir, nasıl diyeyim, hüzünleniyor. Öyle. Mazur görün aksiliğimi. Ha bu arada bilgi vakti. Kaputaş plajı arkadaşlar Kalkan'dan aşağı yukarı 10 dakika falan. Giriş ücretsiz. Evet, merdivenler var. Lapacıysanız sizi zorlayabilir, yoksa gayet güzel. Eskiye göre biraz daha girişin rahatlattığını. Güzel. Kaş'tan biraz daha uzak. Ama Kalkan'a çok yakın. Yayın. Puanlık uzman sorusu, acaba bizimkiler nerede? Şimdi göreceğiz onlar nerede, dur bakalım. Bahadır'ı bulurum gibi geliyor ya, şuralarda bir yerdedir. Evet, bizimkileri bulamadım. O yüzden sahilde dolaşıyorum, öyle ki onlar beni görsün de el sallasınlar diye. Bakıyorum, inşallah bulacağız. Ya bu arada çok güzel yer ya. Ya tek sıkıntısı çok kalabalık, yoksa çok güzel bir yer. Gerçekten bir doğa harikası. Şanslıyız. Türkiye güzel bir ülke. Acaba bizimkiler nerede? Bizimkiler yok. Bir tur daha atıyorum. Umuyorum bizimkiler beni görür. Kaputaş'ın yıllar önce geldiğinde plajın orijinal hali şu gördüğünüz çakıllar. Bu çakıllardan dolayı da o gördüğünüz, yukarıdan gördüğünüz o beyaz, mavi çok güzel, o harika rengi oluşturuyor. Ancak Kaş Belediyesi, neden bilmiyorum, buraya getirip bir süre önce, artık ne kadar tam hatırlamıyorum, bir süre önce getirip buraya kum döktü. O da biraz tabii dokuyu değiştirdi diyebilirim. Ha kötü mü? Ya tamam, bir kimilerine göre iyidir ama orijinalliğini bozmasak daha iyi olabilirmiş diyorum ben. Bu arada tabii kamerayla böyle gezince insanlar çok rahatsız oluyor olabilirler. O yüzden haklılar kendilerince. Bayağı tehditkar bakışlar bendenize. O yüzden kapatıyorum. Kapattım. Ben müsaadenizle giriyorum. Oh.
Taş harika. Bu beyaz rengin sebebi az önce gördüğünüz plajdaki taşlar. Ve tabii önü açık Akdeniz'den misler gibi dalga geliyor. O yüzden de biraz böyle. Tek sıkıntısı biraz fazla kalabalık. Olsun, ne yapalım artık. İnsanlar da bizim gibi güzel şeylere kıymet verip geliyor. Şimdi ben gruptan biraz önce ayrıldım. Bu da yukarıda bir nokta gözüme kestirdim. Bakalım o noktadan bir iki güzel şöyle manzaralı çekim yapabilirsek yanımıza kar diyeceğiz. Merdivenler nerede? Merdivenler orada. Ben yanlış yerim. O zaman şuradan tekrar. Şu kayaların üstünden atlamak istiyorduk. Ancak biraz sıra vardı, vazgeçtik. Oo, kumlar yakıyor. Kumlar yakıyor, şarjım bitiyor. Yukarı çıkayım da. Çok istiyorum, bakalım. Yukarıdan bir drone denemesi de. Havadan bir çekim istiyoruz. Ufak bir çekim, yani öyle toplamda 2-3 dakikalık bir çekim olacak. Çok uzun bir şeyler yapmayı düşünmüyorum. Kaputaş'ın meşhur merdivenlerini çekeyim istiyorsanız. Hadi çekelim. Herkesin isyan ettiği şu meşhur merdivenler. Ya bir şey yok, bir şey yok. Biz millet olarak biraz lapacı olduğumuz için o merdivenler bize eziyet geliyor. Değil, değil. Her gün çıkıyoruz zaten iş yerine. Merdivenlerde sıkıntı yoktu, hava çok sıcak. Durduğum yerde şıpır şıpır terliyorum. Ah, çok güzel ama ya. Bu arada bugün hafta içi, salı. Ona rağmen bu kadar kalabalık. Cumartesi pazarı siz hayal edin. Eylül gibi çok daha boş olduk. Eylül ve Mayıs güzel. Mayıs ayında yalnız deniz biraz daha soğuk oluyor. Eylül'ü öneririm. Hani Kaputaş'ta en güzel ne zaman derseniz, Güven Şengönül Eylül ayını öneriyor. Şimdi az önce gözüme kestirdiği noktaya gidiyorum. Thank you.
Şimdi şu teyze U dönüşü yapmaya çalışıyor. Ama restorana doğru. Şunlar ne yapmaya çalışıyor hiç bilmiyorum. Şu dolmuş U dönüşü yapıyor. Ve yol 3 metre. Şu mavili teyze ölmemeye çalışıyor herhalde. Kaş'ın özeti. Evet, Kaputaş'tan sonra Kaş'a geldik. Şöyle yapalım size. Bakın çok güzel paraşüt yapıyorlar falan. Kaş'ın bende ayrı bir yeri var. Çünkü... Kaş'ın üzerinde mi? Espriler yıkılıyor. Kaş'ın Bahadır'la bizde çok ayrı bir yeri varmış. Değil mi Bahadır? Tabii ki de. Burası dalış cenneti olduğu için bayılıyoruz, hastasıyız. Hayatımda ilk canlı olarak kareta karetayı falan burada gördüm. İşte uçağa daldık buradaki o meşhur dalış noktalarından. Güzel bir yer, seviyoruz, hastasıyız. Şimdi nereye gidiyoruz Bahadır? Liman ağzı. Liman ağzına gidiyormuşuz. Çok güzel dedi, şöyle iyi dedi, böyle iyi dedi. Anlata bitiremedi Bahadır. Peki dedik. Bu arada Kaş'ın içi biraz trafikli. Biraz varyeteli. Çok şanslıyız, park yeri bulduk. Arkada sahil kısmının arkasında böyle bir yer var. Yine burası aynı. Nuri's Beach Bungalow House isim müthiş. Oraya Nuri's Beach artık neyse Nuri Bey'in mekanının bir uzantısı. Çadır da kurabiliyorsunuz. Çadır sevenler, kampçılar için öneriyorum. Muhtemelen onun için ekstra bir ücret alıyor olabilirler çadır kurmak için. Şimdi bir sigara böreği falan filan bir şeyler söyledik. Kızartma falan söyledik. Menü fena değil. Lezzet, fiyat performans olayını biraz sonra paylaşacağım. Drone'la şöyle yukarıdan bakabileceğim bir yer arıyorum ama biraz burası böyle biraz eğimli falan çok müsait değil bu işler için. Hemen şurada teller falan var. Çok hoşuma gitmedi o yüzden. Yani o riske girmeyeceğim. Bir de sessiz bir yer. Ben bunu beğendim. Drone'u da uçurup milletin huzuruna kaçırmak istemedim. Hatta fark ettiyseniz orada sahilde de bile çok fazla yürümemeye çalıştım ki hani tamam biz sizler için bir şeyler çekiyoruz sizlerin buraları öğrenmesi için ama burada dinlenmek isteyen insanlara da saygı duymak lazım. Birazdan denizin tadını çıkarıp denizle ilgili yorumları da yaparız diye düşünüyorum. Bu arada bahsettim mi hatırlayamıyorum şu an kusura bakmayın. Bu arada son tekne saat 7'de geri dönüyor Kaş'a. Aklınızda olsun. Buraya gelirseniz 7'den önce
Tekneye binmeniz gerekecek. Yoksa çadır kurup kamp yaparsınız. Bence harika olur burada kamp yapmak. Sadece unutmayın, çadırların kurulacağı yerler biraz taşlı, mat getirirseniz daha rahat edersiniz diye düşünüyorum ben. Hava da bu arada o Kalkan'daki o inanılmaz baygın sıcak hava değil, gayet yani çok daha iyi diyeyim. Yani tamam serin diyemeyeceğim ama çok daha kabul edilir ya da belki çok iyi gölgede olduğum için bilemiyorum, objektif yorum yapamıyorum. Evet, şimdi denize girdik, yedik, içtik, şimdi dönüyoruz. Durum raporu. Su çok güzel. Özellikle suyu, bak bu sefer çok ilginç, çok net. Şurada bir akıntı var herhalde, kaynak var, soğuk su kaynağı. Suyun tam yüzeyi, yani bir karış, belki daha bile üst, tam yüzeyi çivi gibi. Aşağısı tipik Kaş suyu, sıcacık, güzeldi. Deniz biraz bulanık, o da şöyle, zeminden dolayı, zeminin yapısından dolayı biraz bulanık gibi ama deniz kirli değil. Mekanla ilgili değerlendirmelerimiz. Görüntüsü, o salaş görüntüsüne göre fiyatı biraz yüksek geldi bize. Artı giriş falan filan varsa. Yani daha uygun olabilirdi. Bir de işte hani işte bazı söylediğimiz şeyler falan istediğimiz gibi gelmedi. Ha kötü mü? Kötü mü? Mekanın yeri falan harika. Sessizliğine puanım tam. Çadır kuruluyor falan filan. Orada localar falan filan güzel. Bu arada locaların olduğu tarafta bayağı bir müzik var. Ancak hani daha iyi olabilir diye düşünüyoruz biz. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi tesis olmadığı için buralarda çok rakipsizler. Yani aman rakipsiz olsunlar, bizim için problem değil. Biraz daha uygun olabilir miydi? Olabilirdi. Pahalı diyemeyeceğim, ucuz da diyemeyeceğim. Siz artık şey yapın, hesap edin. Kabaca şöyle söyleyebilirim. Biz kişi başı 50 küsür lira civarında bir hesap ödedik. Bu arada teknemizi bekliyor, özür dilerim ya. Kusura bakmayın, ben de gelecekler buradan bineceğiz diye. Kusura bakmayın ya. Hemen geldim. Hoppa. Ben tabii gevşek gevşek davranıyorum. Neyse Allah'tan. Kaptan bizi bekledi. Kaptan vicdan. Sağ olasın. Oh. Şimdi dönüş yolundayız. Bu sisteme ben hasta oldum. Yani bu işte tekneyle dönmeler falan. Heh şöyle yapayım, arkadaşlar. Bu sisteme bayıldık. Tekne taksi. Çok güzel. Koymo 10 numara. Tekrar tekrar söylüyorum. Nuri'nin yeri Nuri Beach diye geçiyor. Four Square'de, Swarm'da bakabilirsiniz. Yine ya şöyle sonuçta özet olarak fikrim değişmedi. Kaş'taki saçma sapan yerlere gelmektense buraya gelmeyi tercih ederim. Bir daha gelir miyim? Gelebilirim. Ama hani böyle hayatımın mekanı tamam diyemem. Bir daha gelir miyim? Kaş'ta olsam gelebilirim. Benim genel olarak Kaş'ta tercihim hep dalış turu yapmak, dalışlı bir şeyler yapmak ama bu da güzeldi. Bu arada bakın şöyle çok tatlı ya, yani bir nevi böyle hafif Datça'msı, hafif Bördübet falan oraları andırıyor. Martin Solveig'in klibindeki adam gibi. El sallayacak yakında. El salla. Bak sallıyor. Şimdi Kaş'a gidiyoruz. Bugünü böyle bitiriyoruz diye düşünüyorum. Harika. Küçük günü birlik, daha doğrusu yarım günlük Kaş notlarım şimdilik bu kadar. Eğer vaktiniz varsa kesinlikle Kaş'ta dalış yapmanızı öneriyorum. Eğer vaktiniz varsa kesinlikle Kaş'ta yamaç paraşütü öneriyorum. Kaş'ta dalış turları, tekne turları Çeşme, Marmaris'ten farklı olarak tek seferlik yapılıyor. Yani sabah bir tur, öğleden sonra bir tur oluyor. Mutlaka bir önceki günden rezervasyonunuzu yaptırmanızı öneririm. Kaş çok güzel bir yer. Kaş'ta ne gibi problemler olabilir? Hani artıları tamam saydım, süper. Peki eksileri hiç yok mu? Var. Ne gibi eksileri var peki Kaş'ın? Şöyle, konaklama pahalıdır Kaş'ta. Çünkü Kaş bu kadar bir yer. Dolayısıyla çok fazla konaklamak için uygun, fazla yatak olmadığı için biraz pahalı alıyorlar. Mutlaka Kaş'a gelmeden önce konaklama olayınızı, rezervasyonunuzu çözmenizi öneriyorum. Burada bir tesis de burada var. Bir dahaki Kaş'a gelişimizde de buraya geliriz belki. Belli olmaz. Bakalım burası nasılmış.
Şimdilik kaş notlarımız bu kadar. Haydi görüşürüz. Bay bay.